Sana sorsalardı, bu mesleği nereye kurardın?
Ben sana dedi ki git şu besleyi bul desek sen nereye koyarsın? Abi ben Karadır'a ne götürdüm? Nereye götürdüm? Karadır. Ay neden? Oturan alanı geniş. Yüzlüğü alanı geniş. Peki senin fikrince bu yanlış değil mi bu yapılması? Yanlış tabii. Bu da göçe sebep oldu. Her şeye sebep oldu. Evet. Peki şimdi şöyle diyelim bir de aşağı şehirden bakalım. Aşağı şehirde camilerimiz vardı. Hamamlarımız vardı. Hamamda düğünü yapıyorduk. Kızımızı içiyorduk. Gündür gündür. Mahrum alışmış. Camilerimiz, hücrelerimiz, her şeyimiz mutluydum. Bu neden yıkıldı? Sebebini az çok bilgim yok. Hadi sebebi ne? Sebebi işte ağalar meleğe peşine koştuk ki hepsi buraya geldi biz de geldik. Sebebi ne? Sebebi bu. Orada... Karadan zengin ne gitti? Karadan kaza düştü. Başka bir şey olmadı. Peki sahipsizlikten mi yıkıldı? Tabii ya. Sahibi olsa yıkılır mı? Yıkılmaz tabii. Demek ki sahibi bu dışarı gidenler mi? Burada da var yine besin. Ya burada kim kaldı işte? Hükmü olan kaçtı geçti. Yine kaldı. Burada kaldı da. Peki ikincisi. Biz diyoruz ki şimdi ben kendim bu terimi ortaya attım. Bir Besni'nin eski geleneklerini, bileneklerini, Besni'ye ait bir folklor kurmak istiyoruz. Folklor. Besni'nin düğününü, Besni'nin havasını, Besni'nin türküsünü söylediği bir folklor. Beş bir yerde bulamazsın. He? Beş bir yerde bulamazsın. Buranın havasını, giyimini, giyimini bir yerde bulamazsın. Biz de onun için bir Besni'ye ait bir folklor kurmak istiyoruz. Maddi manada katkıda bulunur musun? Maddi manada bir folklor kuruyoruz Besni'ler için. Folklor dediğim yani. İmkanın dahilinde bulunuruz. Gücün dahilinde. Evet. Şimdi bir de şu var. Ya aşağıda gökül oynarlardı. Bilmem neydi. Bunlar o batal oldu. Yani neden acaba? Şimdi kayboldu değil mi onlar? Şimdi deli bir çıktı. Domineler. Yine domine oynuyorlar. Kavga oynuyorlar. Okey çıktı. Hani değişik oyunlar çıktı. Peki şimdi şöyle bir şey daha sorayım sana. Siz paranız olsa başka bir iş değiştirir misiniz? Yani başka bir iş gönlünüzde yatan param olsa da yapsam dediği gönlünde bir iş var mı? Param olsa yapacağım iş yok. Mesela bir tanesi nedir? En kolay yapacağın iş. Ya benim yapacağım iş paramız her şey yaparım ya. Param olmaz. Ha atın kalın diyorsun. Param olur her işi yaparım. Param olur her şey yaparım. Peki. Evet. Evet. Zaten Besni'nin yapısında vardı. Taşı sıkar unut. Evet bunlar Besni'nin tava işittirme. Eski adetlerine göre bu öğlen servisi bitmiş tavalar. Aman çıkan çıkan da Besni'de lağabınıza kimler derler? Aşağı aşağı derler. Çağlar. Çağlar. Peki bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Elli yıl. Hiç düşündün mü böyle gurbete gideyim, başka bir iş sanat değiştireyim? Gittim ben İzmir'e de gittim ben. İskenderun'u öptüm, Adana'yı öptüm. Bak o zaman o İzmir'de o makineyi almadın. Bak, ya ben sana ben dedim. Peki şimdi sana da soruyorum. Bu gurbette niye çıktı biz? Neden çıktı ya? Senin fikrin ne? Ekmek davası var, sana var. Ha. Ekmek davası. O zamanlar nerede? İş lazım, iş lazım. Perişanlıktan, ekmek davasına. Peki o zaman sana sorsalardı, o bu şehri nereye kurardın? Bu besleyi nereye kurardın? Milletin kaçmaması için. Besleyi kayardan kurardın. Kayardın. Daha sağlam olduğu için, sağlam. Geniş olduğu için. Geniş, sağlam, düz, kolay, yazın. Peki, ikincisi de şu. Biz aşağı şehirde güzel hamamlarımız vardı, camilerimiz vardı, gümbür gümbür yıkanırdık, çalardık, oynardık. Tabii, şimdi bakayım o havalar bitti. Acaba bunun sebebi nedir? Biz Besni'li olarak niye bu anneliğimizi niye bıraktık? Şimdi bıraktık. Mecbur bıraktılar. Devlet bıraktı, hükümet bıraktı.
çünkü tehlikeydi aşağı şerar eski. Ha, viraneydi. Dereler içinde. Evet. Yazın bağ göz kışı seyri uç. Evet. Git gel de eve sonra. Evet. Ya ama çünkü işte. Evet, herkes bir hayvan besleme mecburdu bilmem ne. Evet. Çok. Evet. Öçeketi çok olur ama. Şimdi bir modern makine, şimdi gönlünde şimdi biliyorsun birçok modernleşti bu fırıncılık. Ha. Daha modern, daha teknolojik. Ha. Sana ben İzmir'de dedim ya makine var. Ha. Hakikaten de çok güzel makine yapıyorlardı. Bak şimdi almadığına pişmansın. Pişman ben kefil olacağım dedim. Pişman mı abi? Ha. Ya. Demek ki teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Gerekiyor artık mecbur. Tabii. Artık el işi bunlara el vurmadan yapılan makine üretiyor. Tabii, artık tabii, Türkiye'de tabii. Hem de. Tabii. Peki sen böyle bir şey olsa tavsiye alır mısın? Böyle bir şey kredi vesaire modern makine alır mısın? Alacağım. Eğitim var. Alacağım. Evet. Otur lan. Peki. Eyvallah sen. Alacağım. Nasıl olursa alacağım. Bir de yer alamadık. Yer yok. Evet. Yer sorunu da var. Güzel. Şimdi şahsi kendi malım olmazsa bir dükkan. Evet. İkincisi de bir folklor kurmak istiyoruz. Halk oyunları, folklor, Besin'in folklorunu. Tabii. Gelişmiş kültürü var, her yerde kuruldu. Tabii. Aslında bizde kültür çok, tabii. Yazarı var, ortak, buna teşebbüs eden yok. Yer burada da, memlekete de var. Ben, evet. Neresi var, bir cadde işte bura. Evet, ben bu işi ele aldım. Bak İzmir, halk türküleri, halk oyunları İzmir'de üyesiyim. Aydın'da Efeler Derneği üyesiyim ben. Birçok yerde de bu işi geliştirdim. Diyorum ki memleketimde de bu işi geliştireceğim. Bunun için. Sen de katkıda bulun. İnşallah. Haklı olmasa ben o zaman. Sen de fotoğrafını çektireceğim. Hadi 5 dakika bir geçme. Gitmiyor. Evet, Sayın Hacı Ali Kanlı hemşerim. Evet. Şimdi lağab olarak aşağı şehirde size kimler denir? Kasap Ahmet Oğul derler. Evet, peki. Kaç yıldır bu mesleği yaptın bu besinde? Başka bir meslek yaptın. Kısaca anlat şöyle. Anamdan doğdum doğru mesleğin içindeyim. 15 sene İstanbul'da kaldım. Evet. 8 sene kasaplığım var, 7 sene lokantacılığım var. Meyhane çalıştırdım. Evet. Eğitim yanına peki. Sağ ol. Şimdi başka bir iş değiştirmen gönlünden geçiyor mu yani? Her dakika geçiyor ama benim geçmiyor. Ha, maddi yönden mi? Maddi yönden aciz kalmış işte. Ha. Her yönden. Peki bu kasaplık sizi tatmin ediyor mu? Etmiyor. 4 aydır da çalışmıyorum, yatıyorum. Ha. Peki, şöyle bir şey sorsak. Evet. Buradan niye göçtü bu millet gitti? Fikrin nedir? Millet buradan Uşak'a, Antep'e, Maraş'a şey mesela. İşsizlik. İşsizlik, tahmin etmiyor, çekti oraya gitti. Evet. Ne yapsın? Peki kimisi diyor ki burada diyorlar zengin oldu, başka yere gitti. O binde bir. Binde bir. Binde bir o. Evet. İkincisi de bu gurbete gidenin sırtına yatırdığı yorgan demiş, adam olmaz diyorlardı, evet. Derlerdi. Sen evet, hatırlardan kalma, bizim karılar da söylerdi bunu. Ha. Ama şimdi bakıyoruz hep ipekli altında Mercedes var. Evet, son bu kadar arabayla geziyorlar. Ha, niye? Bu yanlış demek ki. Yanlış. Bu yalan. Tabii yalan. Evet. Buradan bir ölen kurtulur, bir giden kurtulur. Evet. Şimdi, peki, şimdi ikincisi. Şimdi burada öleceğimiz günü bekliyoruz. Evet. Şimdi ikincisi, ben diyorum ki sizin gibi evet. Kişileri evet. Oğluna, çocuğuna daha faydalı olması için bir fırsat kuralım. Evet. Nasıl? Beş yıllar mesela Uşak, Antep, Maraş, İzmir. Evet. Mersin, Adana, Antep evet. Birleşelim. Evet. Bir şirket kuralım, banka gibi. Evet. Hani Besinler Vakfı. Evet. Buraya yatırım parayla evet. Mesela Kayardı'na dükkan yapalım. Bunlara sermayesiyle çalışıp kira gibi ödemek şartıyla böyle bir fırsat tanınsa sen de müsaitle bir katkıda bulunur musun? Yani böyle bir öncülük olsa. Böyle bir öncülüğü herkes de yapar. Dilenen dilenci yine yapar ama bu memleketin istifalı haraptır. Çünkü yabancı görmüyorsun burada. Tabii. Yabancı yoktur. Hiç değilse göçü önleriz.
Kalanları da hiç değilse güvensizlikten kurtar. Her günkü gördüğün şahıs bu memleketteki, her günkü esnafı, her günkü hambalı, her günkü bakkalı, evet. Her günkü gördüğün dört tane köylüsü, evet. Yabancı kişi göremezsin bunu. Evet. İkincisi, yarın kap projesi çalışacak, ne burada giriş kapsamlı. Şimdi biliyorsun 5 sene uçağı taşı sıkar ekmeğini alır. Evet. Buradan da payımızı alırız. Evet. İlle de kasaplık, ille de yurbalık değil ki. Evet. Ne iş olsa ona sarılır. Evet. Yeter ki bize güç verirsin. Evet. Bu gücü de böyle toplarında bir sermaye kurarsak, evet. Böyle kabiliyetli adamlara yardımcı olursak, evet. Faydalı olur mu olmaz mı? Faydalı olur ama geçmiş bu memleket istikbalı sönük buranın. Burayı mücevherete soksalar, yine çünkü bura ezilmeye mahkum. Çünkü yabancı kişi görmüyorsun, içerinden yol geçmiyor. Evet. Ama yeni yol yapıldı. Yeni yolun yine faydası yok buraya. Oradan basıyor, oradan çıkıp koyup gidiyor. Şehir dışarıda. Evet. Yani besleyen yine faydası. Yok, olmaz. Peki. Kapı da girse, kupu da girse ne yapsalar çürük. O dediğim Adıyaman'a tamam şarttır. Evet. Neyse. Evet, dün Adıyaman'da da bazı yerleri çektim. Evet. Hakikaten de yerleri müsait. Neyse. Yani çalışıyorlar. O kadar. Burası çürük. Adam akıllı kartal şeyler. Kartal bir de mi? Evet hemşehrim. Bir mesaj bana söyle. İsminiz? Aynen konuştuk yapabilir misin lan? Doğumu 1938. Hayır doğum. İsminiz? İsmim Güney Zengin. Lağabınıza kimler derler? Gerenler derler. Gerenin topalı dayım. Evet. Peki. Bu hayata nasıl, babanla ne gibi işler yaptı şimdi, şimdiye kadar neler yaptı? Şöyle kısaca bir anlat. Ooo, onlar uzun boylu anlatırsa. Bu normal değil, normal. Beni anlatsam olur mu? Beni anlatsam olur mu onu? Hamam derler Aydın'ı. Hamam derler Aydın'ı. Yok ya, gevezeli. Gevezeli bırak. Bunlar da şimdi eserli çekiyor diye herhalde. Esra'nız dokumacılığa geldi, geçti. Ha, niye dokumacılıkta neden fayda göremedin? Sermayen mi yoktu? Sermayen mi oldu? Vatandaş bana bir dergi aldı. Evet. Geldim, hammallık ediyordum. Bir 18 yaşında kız çocuğum dergâhede çalışıyordum. Armut mu? Ha. Ondan sonra bir aneşit olayı oldu. Evet. 3-4 grup geldi, dergâhını kırdı, kestiler. Bir oğlum da kumara alıştı, işte ihlal etti, hala bitti, işte hala hambalığına uğraşıyor. Peki, neyle hambalığı ediyorsun? Neyle? Sırtımızdan. Yok ya. Rüşvetli de rücretli, senin bir elinde... Hayır, bir değil de, yani böyle bir araba maraba... Yok, araba yok. Şuraya gel, sen de görünen. Ya bu da bu aslında. Şunu da görsetsene ha, işte bunu da başıma alayım da. Doğru. Peki, şimdi şöyle sorayım, senden de sorayım. Burada niye göçtü bu millet? Besin'den dışarıya niye göçüyorlar? Abi Besin'den niye göçmesin? Bir zaman haraççılık başladı, senin evime mektup atıyorlardı. Öbürüne yazı yazıyorlardı zengin. Bu kadar para vereceğim, bu kadar şey edeceğim. Seni dağa gönderdim, öldürttüm. İşte bir ağalık dağılık, bir kuruntulu uğram. Vuruculuk kırıcına. Şimdi niye taş üstüne koyuluyor? Evet. Peki. Katlı bina yaptı. Şimdi ikincisi, sermaye olsa ne iş yaparsın? Sermayem olsa her iş yaparım. Ne? Mesela gönlünde ne kokuyor? Yönüm toptancılık yaparım. Toptancılık. Evet, bir kamyon, iki kamyon şeker geldi. Para sevdiğinin peşinde de çok koştu. Evet. Şimdi bir de şu var. Bu aşağı şehir yıkıldı, hamamlarımız güzel, camilerimiz vardı. Evet. Bu neden yıkıldı acaba? Fikrin nedir? Sen de bu işi bilirsin yani. Evet. Yukarı şehir ahtar gördün. Evet. Anladın mı? Bir çorap o meydana çıktı. Anladın mı? Anladın mı? Yamının taşlarını söktü. Evet. Otur. Yoksa arası 15 dakika sürdü. Anladın mı? Hadi gel. Peki. Bu millet, bu camilerde biz yıllarca durduk, bir haliye düşmedim. Bu 55'ten bir 5-10 sene içerisinde neden yıkıldı bu? Kişiler mi yıktı yoksa böyle sattılar da başkaları mı alıp yıktı? Kendi kişiler arasında yıktılar hamamı, camları satmış derler ki. Ora buraya göç olduktan sonra sen gittin taşını söktün, öbürü gitti livasını söktü. Evet. Öbürü gitti altını söktü, altın diye.
Halbuki değil. O da şey çıktı. Kara sevdiğini Kara sevdiğini peşinde dolanmadın mı? Peki. İkincisi. Şimdi bir de şey vardı. Düğünlerimiz amca vardı. Rahmetli Bayram Kala. Konya'da vurundum ben bu külahı. İşte asıl bu da aynı o hadiseden. Şimdi güzel çalıyorduk. Yedi belamız, kayyumumuz. Hacı kaldıran sesini. Şimdi bunlar Çinli feyketi vardı, kötü Fatma vardı. İşte. Bunlar bu, bunlar batal oldu. Niye? Bak, evvel daha çok eğleniyorduk, az kazanıyorduk. Yani şimdi niye böyle oldu? Yeniden kuramaz mıyız bunu? Kurar, nasıl kuramaz? Abi, vurulur da. Abinin bir tane göt var, nasıl vurulmaz? Vurulur da abi. Şu babanın resmini yala. Babanın resmini yala. Yüzünden vurulur. Bu bacısını siktiklerimin yüzünden vurur. Vurulur yoksa. Nasıl vurulur? Toplarsan vurulur. Şimdi ben de diyorum ki bunu terim olarak Besli'ye yeniden bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Çalsın, söylesin, her şey Besli'li olsun. Abi şimdi niçe dansozlar çıktı ki, niçe ütülü mallar çıktı ki dokudan birde yaşıyorlar. Yok ya. Ben bir tüccara varıyordum, avradım nasıl diyordu. Babayı 4 metre fıstan ver, 3 metre gömlek ver. Evet. Başına bir yazma ver. Evet. 3 metre tuma ver. Şimdi şu kadar bir şey yapıştır. Bir demelik. Şimdi demek masrafı da az. Evet. Yani masraflar azaldı. Aşağı aşağıya göre incidat. Ama bir de şimdi boyalar bahalandı mı? Bahalandı tabii. Kara boyası şimdi ne var bu? Tamam. Biliyor musun? Mesela sürmeyi bile kendiler yapardı yani. Tabii. Şeyden yaparlardı onu. Saydan karasıyor. Sen kilik sabun gibi kullandığını bir hatırlıyorsun değil mi? Kil. Evet. Arşivden kil çıkardı. Aynı kullanıyorlar. Bugün o gün bu gibi durumlar varken neşeliydi. Şimdi bu neşeyi bulamıyoruz. Birbirimize yardımcı olamıyoruz. Saygılı olamıyoruz. Bunun kökeni neden? Kökeni ne niye? Abi şimdi evini damını satıyor adam faizlere başlıyor. Faizci. Sen bana 50 kağıt ver, kaç günlüğüne vereceksin şu 50 kağıda 100 kağıt. Ha şimdi ayaklı bankacılık yapıyor. Evet, ayaklı bankacılık. Külle çamaşırı kadınız mı o çırağı? Yıkadım. He? Yıkadım. Külle yıkadım. 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 Dur bir de bir katlı kollardı. Bu çamaşır yıkarken katlı çiçeği kollardı. Niye kollardı onu? Niye kollardı o hatmini? Efendim, sıyfınca ya Hacı Şakir sabunun yerini tutar. Hani sabun yerini tutar değil tabii mi? Sıyfınca. Yalanız Kadir Han bu kara sevdiğinin peşinde de çok dolaştı. Filan adam da git. Onların odunu talit. Ucaklarında şey var. Bak. Odun var. Şimdi ateş istemeye giderlerdi. Bir eskiden kürüm vardı biliyor musun? Yufaların yanında. Şimdi o yufa görmeden onun ateşini alırlardı. O da gider onu kovalardı. Evet. Hani kürünlerde elini kızdırıp lokuma işlerlerdi. Evet. Bak bugün onlar bugün Uşak'ta, Antep'te hepsi de söz sahibi. Tabii. Şimdi diyorlar ki bunlar altın buldu gitti. Evet. Ben diyorum ki yok ben bunları tanıyorum. Bundan namlusuyla, arıyla gitti dışarıda mücadele verdi. Savan sattı, kilim sattı, fabrika kurdu. İftihar etmek gerekir diyor. Besli'de lağabınıza kimler derler? Bize lağabımıza öküz aşçının oğulları derler. Evet. Peki bu mesleğe
ne zaman başladı? Şöyle kısaca bir anlatayım. Sen mi seçtin yoksa böyle bir tavsiyeyle mi girdin? Yok, tavsiyeyle değil. Kendim seçtim. Evet. Peki, sana cevap veriyor mu besindeki bu ticari şey? Senin şeyine cevap veriyor mu? Ne olacak? Normal ha. Kendi geçimimizi normal bir seviyede sağlıyoruz yani. Az uçuk sağlıyoruz yani. Güzel. Geçimimiz zaten sağlamasam bu işi yapmaz. Evet. Başka bir iş aklından geçiyor mu? Yani başka bir iş daha yapmak. Tabii. Daha ileriye dönük mesela dönük yaptırımlarını düşünüyorsun ama ya işte maddiyet. Evet, yani maddiyet. Evet. Evet. Peki. Şimdi senden de sorayım. Bu birçok nesiller bu nesilden göç etti. Evet. Acaba senin duyduğun neden göç etti? Fikrin nedir? Ne duydun? Zaten çoğunu şeyden ileri geliyor yani. İş yönünden ileri geliyor. Hani yatırım yapıyor. Adam dışarıya yatırım yapıyor. Sekti gidiyor mesela. Hani iş sahasını kısıtlıyor. Yani. Buranın iş sahası olmadığından mı gidiyorlar? Yani iş sahasının olmamasından tabii. İş sahasının geniş bir alana yayılmamasından. Peki. Ondan sonra bir arada suyun bilmem şunun bunun olmadığından. Peki. Şimdi şöyle sana deselerdi ki şu besliği bir yere kur. Sen aklınca nereye kur?